YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10 Aralık'ta başlayacak Netflix orijinal filmi The Unforgivable ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Just got out. Your house for 20 years. For what? Nora Finn Schaeit, Assistant Crusher'la dikkat çeken bir Alman yönetmendi aslında. Ve yani Nora Finn Schaeit'i 10 yıl önce Sally Wainwright'ın yazdığı Unforgiven adlı bir İngiltere'de özellikle hit olan Unforgiven'ın yeniden çevriminde Amerikan yeniden çevriminde görevlendirmek aslında çok mantıklı bir durum olarak algılanabilir. Çünkü System Crasher hani prizinden çıkınca haylazlaşan kız çocuğu keşfe çıkan ve ufuk açıcı bir biçimci damardan yürüyen bir yapıttı ve büyük oranda da aslında yani Antoine Doinel'le Tom Tykwer'in Koşlolası arasında gidip geliyordu. Öylesi bir yaklaşımı vardı. Ve Koşlolan'ın da hani biraz hani Android kuşağından ardılı gibi bir hissiyatta bırakmıştı. Burada aslında yani Sandra Bullock karakteri yani büyük oranda biraz o damardan yürüyor gibi bir hissiyat bırakıyor ama aşırı bu anlamda aşırı yapay duruyor. Bunu söylemek gerekiyor. Yani Unforgivable yani zaten Unforgiven ismi Clint Eastwood'un filmi olduğu için 90'ların başında Oscar'lı Western filmi olduğu için bir anda ondan vazgeçildi. Unforgivable ismi konuldu. Bir şey fark etmedi. Yani gerçekten bu hani Western dünyasında o kadar yapay klişe durmasa da Unforgivable yani affedilmeyen, affedilmemiş çok önemli değil. Nasıl çekimi nasıl yapıldığı. Ama burada özellikle yani baştan itibaren Sandra Bullock çevresinden böyle bir gerçekçi bir suç dramı akacak gibi hissediyoruz filmi izlerken. Ama yani bir yerden sonra Nora Finstein her ne kadar yani Guillermo Navarro, Del Toro'nun filmleriyle dikkat çeken başarılı görüntü yönetmeni Meksikalı o olsa da ve onun yanında Hans Zimmer besteci olsa da burada yani çok da böyle yani senaryo ve yan karakterler o kadar zayıf tasvir edilmiş ki Nora Finstein'da çok böyle toparlayamamış her şeyi. Yani zaten ilk İngilizce projesinde zaten tökezleme gayet doğal. Burada da büyük oranda yani filmin böyle bir suç draması gibi başlaması bir yana sonrasında yavaş yavaş yani bir vigilante thriller'a kaydığını söylemek gerekiyor ve intikamcı aksiyonu olarak tamamlanıyor. D-Reason mesela Netflix'e yaptığı Annette Bening ile The Last Thing He Wanted vardı. Orada da öyle bir noktaya kaymıştın. Yani Netflix'in biraz böylesi projelerde hani rakamı yüksek tutarak biraz daha bambaşka bir boyuta getirdiğini söylemek gerekiyor. Burada da o hissiyat bize geçiyor gerçekten. Ve yani Sandra Bullock'ta hani büyük oranda hani arada şey olmuş yani zedelenen o olmuş yani ona yazık olmuş. Yani öylesi bir hissiyat bırakıyor film izlerken. Ve bu anlamda da mesela hani geçtiğimiz sene izlediğimiz Rhythm Section vardı. Reed Morano'nun Black Lively çok düzgün yapılmış iyi bir aksiyon filmiydi ama burada o hissiyat yok. Burada aksine yani feminist bir Bourne yaratma arzusu devreye giriyor ama bu aşırı ayarsız ve dengesiz hale geliyor ve B tipi bir vigilante aksiyonuna kayıyor film. Bu anlamda da gerçekten yani her ne kadar son 20-30 dakikadaki hani aksiyon sahnesinde biraz ilginç bir sahne üzerinden, sahneyle ilişki üzerinden ilginç bir yapı kurulup System Crasher'daki karakterle akrabalık kurulsa da yani bu da bir noktaya ulaşmıyor açıkçası. Yani biraz yaratıcılığa saygı duyuyoruz ama bu da bir yere ulaşmıyor. The Unforgivable aslında yani bir iyi niyetli bir şekilde Nora Finstein'ın izinde ve teknik ekip isimlerini görerek iyi niyetli bir şekilde başlasa da yani yavaş yavaş yani Luc Besson'un son dönemde nasıl hani Nikita noktasından ve Leon noktasından geldiği seviyeyi B sınıf seviyeyi akla getiren bir şekilde noktalanıyor. Lucy gibi filmlere o seviyeye ulaşıyor. Bu anlamda da yani B sınıf bir vigilante aksiyonuna dönüşerek noktalanıyor. Ya yani bu anlamda da gerçekten yani olan Sandra Bullock olmuş. Yani diğer oyuncuların da yani filme hiçbir katkıda bulunmadığını da söylemek gerekiyor. Yani Sandra Bullock dışındaki oyuncular yani ne senaryo anlamında ne performans anlamında bir şey yapabilmiş. Benim The Unforgivable'la puanım 10 üzerinden 3.7.
Sizin daha Unforgivable'a puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.